Bugün başrolde Brad Pitt'in olduğu, Deadpool 2 ve John Wick'i yöneten David Leitch'in yönettiği Bullet Train'e bakıyoruz. Hi. There's a gun on. Shh, Ryan. It's the quiet car. Gotta use your small inside voice in here, son. There's a gun. Filmde görevleri gereği aynı trene binen 5 suikastçı ile beraber gelişen olayları izliyoruz. Brad Pitt'in oynadığı Uğur Böceği karakteri bence inanılmazdı. Hani filmi Türkçe dublaj izlememe rağmen bir süre sonra karakterin yaşadığı duygu karmaşasını görünce Brad Pitt'in hem yakışıklı hem de çok iyi bir oyuncu olduğunu tekrardan anlıyorsunuz. Sadece Brad Pitt de değil, filmin bütün oyuncu kadrosu çok iyi oyunculardan seçilmiş. Teker teker bakarsanız oyuncuların genelinin pek çok iyi yapımda oynadığını görürsünüz. Hani kaliteyi hissediyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Filmde her bir karakterin hikayesi hızlı ve iyi bir şekilde anlatılıyor. Yani şu çantanın bile hikayesi var. Ayrıca öyle bir ürün yerleştirme var ki bu kadar iyi olur abi. Sadece bir su şişesinin şöyle bir sahnesi var. İzlerken o kadar muazzam geliyordu ki perdeye hayranlıkla bakıyordum. Hatta bakmakla kalmayıp kendi kendime bundan almalıyım dedim. Evet, kapitalizmin köpeği olmuşum ve bunun farkındayım. Ama malum dolar kuru sebebiyle alamadım tabii. Suikast Treni ortalama üstü bir oyunculukla karşınıza çıkıyor ve gayet iyi bir hikaye sunuyor. Filmdeki şakaların geneli komik ve bol bol Thomas ve arkadaşlarına çeşitli göndermeler duyacaksınız. Eğer Thomas ve arkadaşlarını daha önce hiç izlemediyseniz filmde göndermelerin nasıl yapılacağı bile anlatılıyor. Kısaca Suikast Treni iyi bir oyunculuk, iyi bir hikaye, çok iyi çekilmiş slow motion sahneleriyle aksiyon komedi içeren tam bir gişe filmi. Bence bu hafta bunun için sinemaya gitmeye değer. Size bir tavsiye, eğer arkadaşlarınızla sinemaya gidiyorsanız filme gitmeden önce karar verin ve dublaj mı altyazılı mı olduğuna bir bakın. Şimdi size başımdan geçen olayı anlatıyorum. Arkadaşlarımla hangi filme gitsek diye uzun süreli bir tartışma sonucunda Nope ve Bullet Train arasında bir karara varamadık. Çünkü birimiz inli cinli siccin el kavaklı dere diye saçma sapan bir filme gitmek istiyor. Diğer birimiz ise Nope ne abi, atın üstünde bir adam var koşuyor amk deyip Nope'a gitmeyi reddediyordu. Şahsen ben Nope'a gitmek istiyordum. Çünkü IMDb'si 7 nokta olan bir film kötü olamazdı. Üstelik bir korku filmi. Hani çok alışık olduğumuz bir şey değil. En sonunda karar veremeyince gişedeki abiye bir soralım dedik. Abiye gittik, abi Nope mu daha iyi Bullet Train mi dedi. Adam da Bullet Train'e gidenler beğeniyorlar deyince biz de hiç sorgulamadan bileti aldık. Salona gittik ve film başladı. Film Türkçe dublajlı arkadaşlar. Biz hangi film diye tartıştığımızdan kimsenin aklına filmin diline bakmak gelmemiş. Bakın Türkçe dublaj ne abi, ben alt yazılı film izliyorum diyen biri değilim. Fakat bir sesle oyuncuyu özdeşleştirdiğinizde başka bir oyuncuda da aynı sesi duyunca karakterle bağ kurmanız zorlaşıyor. Şöyle anlatayım. Hepimizin Marvel'dan bildiği Iron Man'in Türkçe dublajını Tamer Karadağ seslendiriyor. Aynı şekilde Bullet Train filminde de Brad Pitt'in oynadığı Uğur Böceği karakterini Tamer Karadağ seslendiriyor. Film başladığında bir abi bu Iron Man dedim ve karaktere alışmam epey uzun sürdü. Bu sebepten ben film ve dizileri genelde orijinal dilinde izlemeyi tercih ediyorum.